Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz canım arkadaşlarım. Kazanım kavrama testlerine devam ediyoruz. Biraz ara vermiştik. Şimdi hızlıca bunları bitirmemiz lazım sabah kadar. Kazanım kavramının 26'sındayız. Solunumla alakalı fotosentezle ilgili soruları falan olan bir testimiz var. Hemen başlayalım. Karbondioksit yolunun fotosentez hızı üzerine etkisiyle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur demiş. Derdimiz burada neyi sanacağız Karbondioksit. Karbondioksitin hızıyla Şimdi gençler bununla ilgili bir şey bilmemiz lazım. Nedir durum? Karbondioksit öyle sıfırdayken hemen fotosentez var durumu yok. Yani karbondioksit ortamda belirli bir oran birikmesi lazım. Binde 5 gibi şöyle. 0.05 gibi ki sayı sizin için önemli değil. Belirli oranda birikecek. Bunu nerede kullanacağız? Şurada kullanacağız. Yani böyle Karbondioksit sıfır fotosentez hemen başlıyor gibi olmayacak. Yani sıfırdan başlayanları bir çizeceğim. Mesela bu sıfırda başlamış. Yani karbondioksit sıfır fotosentez hızı var gibi hemen başlamış. Bu gitti. Mesela A gider. Başka E yine aynı şekilde bu da gider. Başka sıfır D'de gider. Elimde kim kaldı? B ile C şıkları kaldı. Şimdi ikisini değerlendirelim. B şıkkına bakıyorum. Burada ne olmuş? Belirli bir oranda birikmiş. Oradan sonra başlamış. Burada da diyor ki yüksek ışığı veya düşük ışığı diyor. Belirli bir, bir karbondioksitten sonra verirseniz fotosentezizi başlar. Çok güzel başlamış. Devam ama yanlış. Nasıl yanlış olmuş? Yüksek ışık vermiş. Devam ediyor yukarıya doğru. Nerede? Arza doğru devam ediyor. Arkadaş gökyüzü nereye kadar gidecek? Yani karbondioksiti ver. Fotosentezizi sonsuza dek artsın. Durumu var mı? Hayır yok. Bir yerden sonra burada olduğu gibi sabitlenmesi lazım gençler. Bir yerden sonra Hücrenin içerisindeki diğer maddelere sınırlandırıcı etki gösterir. Doğal olarak cevabım çok uzatmadan C şıkkını yapıştırıyorum. Dikkat edeceğim hususlar. Sıfırdan başlamıyorum. Belirli bir aram var. Oradan sonra da arıza kadar değil. Belirli bir yerden sonra sabitlenecek. Buna dikkat. Geçiyorum o zaman ikinci soruya. İkinci soru elodea. Elodea tamamen su içerisinde yaşayan bitki. Elodea bitkisinin fotosentezini ölçmek için kurulan bir deney var. Ne var deneyde gençler? Bir tane tüp var. Tüpün içerisinde Elodua bitkisini görüyoruz. Evet. Burada oksijen kabarcıkları çıkmış. Bu da bize bunun fotosentez yaptığını gösteriyor. Bir tane ışık verilmiş. Işık sarı ışık olarak verilmiş bize. Başka da bir numara yok. Fotosentez yapan sağlıklı bir Elodua bitkin var. Tamam. Buna göre bitkinin birim zamanda ürettiği kabarcık sayısını artırmak istiyorum. Kabarcık sayısını artırmak istiyorsam sen o zaman ne yapmaya çalışıyorsun? Fotosentez hızını artırmayı düşünüyorsun. Kalemim de kötü yazıyor ya. Fotosentez hızını artırmayı düşünüyorsun demek. Mantık o zaman bu değil mi? Fotosentez hızını artırmayı düşünüyoruz. Evet tamam bunun için ne yapabiliriz? Deney tüpüne gazoz ilave edebilir misin diyor bana adam. Deney içerisine gazoz ilave edebilirim. Gazoz dediğim nedir burada? Karbondioksittir. O zaman karbondioksit artıracağından dolayı deney içerisine gazoz ilave edebilirim. Mantığı doğrudur gençler. O zaman ben buna bir artı koymam gerekiyor diyor. Artı koyalım da kalemim nerede benim? Artı koyacağız burada. Kalemi bulamadık. Ha, bulduk. Artı koydum. Geldim ki deney tüpüne kok kalıbı bırakmak. Gençler kok dediğimiz nedir? Karbondioksit tutucudur. Bu adam karbondioksiti yakalar. Karbondioksiti yakalayacak olursa o zaman benim işime gelir mi? Gelmez. Bitki karbondioksit kullanamaz. Doğal olarak da fotosentez düşer. Bu işime gelmez. Sarı ışık yerine mor ışık olur mu demiş vatandaş bana. Olur. Mor ışığın fotosentez hızı diğerinden daha yüksekti. Mor ve kırmızı da fotosentezi biliyoruz ki çok çok yüksek oluyordu. Bu yüzden sarı yerine mor kullanıyor olması benim işime gelir gençler diyorum. O zaman ben burada e, üçüncü şıkkı dahil edeceğim. Üçüncü şıkkını da almam gerekecek burada. Nerede? Kalemim. Kalemim yok. Heh geldim. Sarı ışık yerine mor ışık kullanma olur. Çünkü mordan neydi? Fotosentezizi daha yüksek oluyordu. Kırmızı deseydi daha da yüksek olacaktı. Işık kaynağı bitkiden uzaklaştırma. Bitkiden uzaklaştırırsam ne olacak? Fotosentezizi düşecek gençler. Daha az ışık alacağını olur. Daha az fotosentez yapacak. Bu da benim işime gelmez. O zaman 1 ve 3 diyeceğim şöyle. 1 ve 3 nerede? D şıkkını işaretleyeceğim gençler. Gel yani gençler üçüncü sorumuza optimum koşullarda hazırlanmış deney ortamında bulunan tek hücreli fotototrof organizmaların birin zamandaki fotosentez hızını artırmak için bir önceki soruya biraz benziyor. Fotosentez hızını artırmak için ne yapmam lazım? Işık miktarını artırması olur mu? Olur değil mi? Işık miktarını artıracak olsan fotosentez de artar. Yani karbondioksiti, suyu, sıcaklığı belirli bir oranlarda artıracaksın bunları. Işık miktarını artırırsan doğal olarak da fotosentez hızın belirli oranlarda artacak. Ortama karbondioksit tutucu bırakmak. Az önce konuşmuştuk. Kok gibi mesela. Karbondioksit tutucu bırakırsan adam karbondioksit tutar. Doğal olarak sen de karbondioksit fotosentezde kullanamazsın. Bu işine gelen bir durum değil. Fotosentezin düşülen unsurlardan biri olur. Enerji yüksek kızılötesi ışınlar. Şimdi bu bir işime yaramaz gençler. Niye işime yaramaz? Çünkü fotosentez dediğimiz olay görünür ışıkta yapılıyor. Görünür ışık neydi? X ötesinden mor ötesine kadar olan ışınlar değil mi? Yani Bizim kırmızıdan başlıyor genç arkadaşlar. Mora mavi mora kadar. Yani e, ben e, radyasyonla fotosentez yapamam. Kızıl ötesiyle fotosentez yapamam. Mor ötesinden, morun ötesinden morda yapıyorum mu? Morun ötesinden fotosentez yapamam. Burada enerjisi yüksek falan böyle hikaye. Yüksek kızıl ötesi ışın bana verecek olsa bir işime yaramaz gençler. Ben bunu kullanamam. O zaman cevap olarak ne diyeceğim? A seçeneğini yapıştıracağım. Gelelim dörde. İki farklı vesile ortamının özellikleri aşağıda verildiği gibidir. Şimdi gençler işte bu iki tüpleri iyi incelememiz lazım. Bunun içerisinde koydukları canlılar yazılan her kelime tek tek önemlidir. Dikkat arz ediyor. Şimdi yukarıdan başlayayım. Burada ışık var. Burada karanlık var. Tamam çok güzel. Karbondioksitler ortak sular var, mineral maddeler var. Bir yerine de X bakterisi, diğerine Y bakterisi var. Çok güzel. Düzenekte bulunan X ve Y bakterilerin sadece artı gözleniyor. Bu bize şunu demek istiyor. Sadece burada mutlular diyor. Bu ikisi de burada ürüyorlar diyor. Burada enerji üretebiliyorlar. Burada yaşıyorlar. Doğal yaşam ortamları burası diyor. O zaman karanlık ortamda bulunan Y bakterisi burada e, karbondioksit ve su ve mineral maddenin bulunduğu Yani organik maddenin bulunmadığı bir ortamda yaşayabiliyor isen sen demek ki kemosentez yapıyorsun. Doğru mu? Kemosentez yapan bir bakterisin diyeceğim. Kemosentez Allah'tan kemosu yazın. O zaman bu da ışığın olduğu ortamda ve ortamda organik madde yok. Demek ki bu adam da fotosentez yapan bir elemandır diyeceğim ben bunda buna. Fotosentez yapar diyeceğim. Evet. Şimdi gelelim buna. Hangileri doğrudur demiş. X'te kloroplast organeli bulunur. İlk başta böyle o doğrudur fotosentez yapıyor gibi geliyor ama bak bakteri dediğinden dolayı bu bir prokaryottur. Prokaryotunda da daha önceden söylemiştik tek bir organeli var. O da neydi? Ribozomdu. Yani burada klorofil demesi lazım. Kloroplast tuzak kurmuş. Yani dikkatimi ölçüyor. Y kemosentetiktir. Y'ye baktım. Kemosentetik olduğunu gördük burada. Doğrudur. Kemosentezle ilgili olarak inorganik madde oksitliyor adam. Bir enerji elde ediyor. O enerjiyle de karbondioksitle suyu birleştirerek besin üretiyor. İki basamaklı bir hikayesi vardı. Birazcık daha zorlanıyorum. Her iki deney kabında da glikoza rastlanabilir. Rastlanabilir genç arkadaşlar rastlanmayabilirler rastlanabilir nasıl rastlanabilir bakteriler üretmişleri oldukları glikozları dışarıya verebilirler çıkartabilirler vermeyebilirler de kendileri bunları kullanırlar uzun zaman içerisinde rastlanabilir dediği için biraz yuvarlak cümle oldu evet üretirler glikoz üretikleri glikozları dışarıya verebilirler yoğunluk farkından kaynaklı olarak diyeceğiz gençler o zaman 2 ve 3'ü cebime yapıştırırım devam Ototrof organizmaların tamamında besin üretirken hangileri gözlenir? Şimdi ototrof dediklerinde bir fotocu grup var burada. Bir de kemocu grup var değil mi? Unutmayacağız burada. Tamamında dediğinde karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanma. Hepsinde ortak mı? Yes. Hepsinde ortak. Yani hem fotosentezde hem kemosentezde karbondioksit başta gençler. Bu iki filmde de baş karbondioksitte. Hidrojen kaynağı olarak su kullanma ortak mı? Değil h kullanan var, H2 kullanan var değil mi? Kükürt bakterileri filan doğal olarak bunu kullanmıyor. Çizdim. Enerji kaynağı olarak ışık kullanmıyor. Zaten kemosentetiklerin böyle bir durumu yok. Gece, gündüz adamın ışıkla umurunda değil yani. Sıcaklığı ver, inorganik maddeyi ver, oksitice maddeyi ver. O doğal olarak adam besinini üretiyor. O umurunda değil. O zaman ortak olan nedir burada? Yalnız A'dır diyorum. Kemosentetik canlılar oksidasyon için hangilerini kullanırlar? Kemosentetik canlılar gençler demiri kullanırlar. Paslanmadan aklımıza gelebilir. Bu kullanılabilir. H2S'i kullanırlar gençler. Amonya kullanırlar. Nitrit nitrat bakterilerinde kemosentetik bakterilerde de burada da neyi kullanıyorlar? NO2'yi kullanıyorlar gençler. Burada ne verilmiş? H2S verilmiş. Su olmaz. Demir olur. Ee, amonyak olur. Amonyağı da yapıştıracağım. 1, 3, 4 cevabım olacak. Burada su gençler tuzaktır oksidasyon için diyor. Yani inorganik maddeyi oksitleyecek dediği durumda su kullanır demiş olsa da yani kemosentetik canlılar aşağıda yerlerine hani kullanabilir deseydi oksidasyonu kaldırsaydı suyu da alacaktım burada. Ancak su oksidasyonda kullanılmıyor. Besin üretiminde kullanılıyor. Doğal olarak bunu ikinci şıkkı çizdim onu almadım. Aşağıda kemosentetik bir canın stop gerçekleşen olaylar verilmiş. Ne yapmış? Bak gördüğün gibi amonyumu almış vatandaş. Oksitlemiş. A olay bir oksidasyon olaydır. Nitratı üretmiş burada pardon nitriti üretmiş. Ürettikten sonra enerji elde etmiş. Elde ettiği bu enerjiyi karbondioksitle su ikinci basamağa geçmiş. Besin sentezine B reaksiyonunda kullanmış. Sonra besin ve oksijeni C ile yani bu bir solunum reaksiyonu gençler hücresel solunum, oksijenli solunum, gördüğün gibi oksijen kullanmış. Tekrardan karbondioksit ve suya dönüştürmüş. 3 tane reaksiyonu burada yazmış. 3 tane reaksiyon. 2 tanesi kemosentez ait reaksiyonlar. A ve B. Biri inorganik madde oksidasyon, enerji üretme reaksiyonu. Diğeri ise gençler. B'de ise karbondioksit ve suyla organik monomer üretme reaksiyonu. C'de farklı. Tamamen kemosentezin dışına çıkıyoruz. Burada ne yapıyor? Hücresel solunum, orada da oksijenli solunum yapmış. etmiş olduğu besini kullanmış. Buna göre demiş hangileri doğrudur? A tepkimesinin gerçekleşmesinde asıl amaç enerji üretmektir. Evet asıl amaç enerji. Niye inorganik madde oksitli? Çünkü hazır enerji kullanamıyor. Yani fotosentezdeki gibi hazır enerji kullanamadığından dolayı vatandaş mecburen ekmeği taştan çıkartıyor burada. O zaman yapıştır doğrudur. B tepkimesinde hidrojen kaynağı olarak sadece su kullanılır demiş. B tepkimesine bakıyorum. Karbondioksit ve suyu birleştirmiş vatandaş doğrudur. Kemosentetik canlılar karbondioksitin yanına su kullanırlar gençler. Fotosentezdeki H2S, H2 ile karıştırmayın burayı. Karıştıracağınız bir unsurdur burası. Fotosentez yapanlar karbondioksit su. O eyvallah. Karbondioksit H2S. H2S. Küfür gibi çıktı burada. H2S. Karbondioksit H2 kullanır. Kimler? Fotosentetikler alınacak. Kemosentetikler H2S'i kullanırlar ama inorganik madde sonunda kullanılır. Yani A seçeneğinde kullanırlar. B seçeneğinde olmaz. Karbondioksit ve su fixtir burada kemosentetikler için. C tepkimesinde oksidatif fosforlasyonlu ATP üretimi gerçekleşmiştir gençler. Aynen öyle. Oksidatif fosforlasyonlu ATP üretimi C'de olur. Oksidatif solunumda gerçekleşir. E şıkkını yapıştırıyorum gençler burada. Yola devam ediyoruz. Siyona bakteriler ile kemototrof bir bakteri karşılaştırıldığında aşağıdakilerin hangisi de farklı olur? Gözenin. Şimdi niye Siyona bakteriyi vermiş burada? Çünkü Siyona bakteri genç arkadaşlar bir fotosentetik bakteridir. Karbon dioksit ile de suyu kullanan bir fotosentetik bakteridir. Yani kükürt bakterisi gibi, mor sülfür bakterisi gibi değildir bu adam. Neydi? Siyanobakteri eskiden buna mavi yeşil alt diyorlardı. Doğal olarak siyanobakteri karbondioksitte suyu kullanan fotosentez yapan bir bakteridir. Yanında da kemaototrof bir bakteri yapıştırmış. Bununla ilgili olarak benden hangisini istiyor? Farklı olan istiyor. Karbon kaynağı olarak karbondioksit ikisi de kullanır. Hidrojen kaynağı olarak suyu kullanır. İkisi de kullanır. Atmosfere oksijen gazı gönderme göndermez. Kim göndermez? Kemosentezler göndermez. Kemosentez yollamaz gençler. Yollamaz. Şöyle de yazıyorum. Niye öyle? Kemosentetikler oksijen üretir mi? Üretir. Ancak atmosfere vermez. Tekrar kendileri kullanırlar gençler. Onun için diyoruz ki biz atmosferin oksijen oranını artırmada fotosentetikler kullanılır. Yalnızdırlar bu konuda. Kemosentez burada yan, yardım etmez. Ama şu ayrımı unutma burada. Kemosentezde oksijen üretilmez değil, üretilir ancak dışarıya verilmez. Besin üretme tepkimine stoplazmada ikisi de bakteri olduğu için okey. Organik besin monomeri üretme ikisi de ototrof olduğu için hem seyanobakteri hem de kemototrof. Buna da okey diyorum. C şıkkı yanlıştır dedim. Geldik bir bitkinin canlı olan tüm hücrelerinde hangileri gerçekleşir? Şimdi bitkilerin canlı hücrelerinde gençler şöyle. Protein sentezi gerçekleşir mi? Evet gerçekleşecektir. Protein sentezi canlı olan her hücrede olacak gençler. Bunu kaçırmak aklında çıkarma. Birkaç istisnası vardır burada işte olgun al yuvar memelilerdeki protein sentezi yapmaz ribozomu yoktur filan gibi. Ama onun haricinde genelleme kullanıldığı zaman burada diyeceğiz ki protein sentezi var gençler yapıştıracağız burada protein sentezi olacak. Bizim kalem gene gitti gene hattaya gitti arkadaşlar. Gene yok ortalıkta görünmü. Neyse bir var. 2. ATP sentezi var mı? Evet canlı diyorsa muhakkak burada ATP sentezi olacaktır. Başka kaçış yolun yok gençler. Glikoz sentezi olmaz. Fotosentez yapması lazım değil mi? Bitkinin kök hücreleri mesela fotosentez yapmazlar haliyle. Bunun içerisinde glikoz olmayacak. Şu 1 ile 2 işaretlerim kalemde gelmişken. Nişasta sentezi var mıdır gençler? Vardır. Bitki hücrelerinde nişasta üretilen niye? Ozmotik basıncı, hücrenin ozmotik basıncı değişmemesi için hücrede bulunan glikozları hemen nişastaya çevirirler. Onları e, tekrardan kullanabilirler. O zaman nedir cevabım? 1, 2, 4 yani D şıkkını kullanacağım gençler diyeceğim ama benim kalem yine ortalıkta yok. Bu kalemin tedavi edilmesi lazım. Tamir ve tedavide kullanılması lazım. Cevap olarak gençler D şıkkını işaretliyorum. Şuradan mouse alayım. Kalem gördüğünüz gibi e, ee, yer Mouse'u da açalım. Mouse'u kullanmak lazım burada. Evet D şıkkını şöyle işaretleyeyim. Biraz gördüğünüz gibi kötü oluyor ama yapacak bir şey yok. Kalem gitti. Geldik 10. sorumuza. İki farklı canlının inorganik maddelerden organik besin sentezi yaptığı zaman dilimi ile ilgili olarak verilmiş. A ve B canlılarıyla ilgili. Şimdi A canlısı dediğimiz gençler mavi ile gösterilen eleman. 6 ile 18 aşağı evet saatler arasında kullanılıyor. O zaman A dediğim eleman fotosentez yapıyor değil mi? Çok da yazamıyorum böyle mouse'la. Fotosentez, fot dedim. B dediyse kırmızıyla gösterdiği gördüğün gibi şöyle. Bunun için zaman çok da önemli değil. O zaman bu adam kemosentez yapan elemandır. Kalemi tekrardan başvurun. Hah gelmiş. Kemosentez yapan elemandır bu adam da. Kemosentez yapıyor. Şu eleman neymiş? Fotosentez yapan eleman. Şimdi hangisi yanlıştır? A fototorf olup stoplazmasında klorofil pigmenti bulunabilir demiş. Vermiş bize vatandaş. Olabilir değil mi? Bununla alakalı e, stoplazmasında klorofil pigmenti bulunabilir. Bakterisi olabilir. Tamam. Buna bir artıyı koydum. B yapısında bulunan hidrojenler sudan karşılanır demiş. B dediğine kemosentez. Az önce konuşmuştuk. Karbondioksit artı H2O kullanacaktı F şey, kemosentetikler. Doğru. C'ye geldim. Şuna B diyeyim. B inorganik kimyasalları oksitleyebilir. B dediği kemosentez diye oksitleyebilir. Doğru. A besini üretmek için ışık enerjisine ihtiyaç duyuyor. A'ya fotosentetik demiştik doğru. A prokaryot, B ise ökaryot hücre yapısında olabilir demişti. Olmaz değil mi? Biz biliyoruz ki kemosentetiklerin tamamı gençler şöyle prokaryot olmak zorundadır. Prokaryot olmak durumundadır. Kemosentez yapanlarda ökaryot yok gençler tamam mı? Yani bitkilerde ya da mantarları ya da hayvanlarda ya da protistanın içerisinde kemosentez yapan yoktur. Kemosentez olmak istiyorsan ya da kemosentez diyorsan tek hücreliysen prokaryotsun bu kesindir. Başka bir çıkar yok. O zaman E şıkkını da yapıştırdım. Evet. Genç arkadaşlar 26'yı kaza bitirdik. Yani Karen bugün bize biraz de gösterdi. Ancak anlatacaklarımızı anlattık. Çizerken biraz sıkıntı yaşamış olabiliriz ama söyleyeceklerimizi söyledik. Dikkat edeceğiniz hususları bir daha söyleyelim. Kemosentezle ilgili karbondioksit su fix. Bu ikinci kademede. Birinci kademede inorganik maddeleri oksitleyebilmek için bu arada oksijen de kullanır Hidrojen kullananlar da var. Metanlarda da var. Kemosentez anlattığımız yerlerde de var. Ancak demirdir ya da ne bileyim işte H2S'dir ya da amonyaktır, amonyumdur ya da nitrittir bunlar. Oksitleme için kullanılan maddelerdir. Yani cevher gibi düşün. Bu cevheri getiriyorlar. Sen onu oksijenle parçalıyorsun. Bir enerji elde ediyorsun. Bu enerjiyle de ikinci basamağa gidiyorsun. Karbondioksitle suyu birleştiriyorsun. Bu kemosentetik olanlardır. Fotosentez için klasik. Karbondioksit yanında su kullanıyorsun. Karbondioksit yanında h 2 kullanabiliyorsun. Bunu bakteriler yapıyor. Karbondioksit yanında h kullanıyorsun. Bunu da bakteriler yapıyor. Ama bitkiler, öglene ve alt bunlar kesinlikle karbondioksit yanında su kullanıyor diyoruz. Başka da bunu özetleyeceğimiz bu durum yok bununla ilgili olarak. Başka bir numara. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Eyvallah.